Evet, şu anda herhalde YouTube'da canlı olarak Göründük yayınlanıyor mü? galiba. Sanırım öyle yani. Sol üstte bir şey geldi. Mesaj geldi. Öncelikle ben... Öncelikle ben herkese bir hoş geldiniz diyeyim, iyi akşamlar dileyim. Öncelikle katılımcılardan önce izleyicilere isterseniz önce bir merhaba diyeyim. Affımı rica ederek. Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler, büyüklerimiz, değerli büyüklerimiz, hocalarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli iki tane, ben moderatörlük görevi bana verildi. Haluk Özener, ben Profesör Doktor, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü. Çok değerli iki konuğum var. Aydın Hocam izin verirsen önce Arif abimi takdim Tabii etmek ki. istiyorum. Arif delikanlı, hakikaten çok delikanlı, Allah nazardan saklasın. Çok özel bir insan, mesleğimizin duayenlerinden. Birazdan kendisine sözü vereceğim. Zaten o kendisine tanıtır, hikayesini anlatır. Diğer konuğumuz da Profesör Doktor Aydın Üstün hocamız. Kendisi de önümüzde yapılacak olan Harita Bilimsel Teknik Kurultayı'nın başkanlığını yürütecek. Doğru mu Aydın Hocam? Doğrudur hocam. Tamam. O zaman ben isterseniz izninizle sevgili izleyiciler sözü hiç bekletmeden Arif abiye vereyim. Arif abi biraz haritacılığın böyle biraz nasıl diyeyim? Başından, gençlik yıllarından, hala genç tabii çok delikanlı ama deneyimlerini bizle paylaşsın. Aldığı yaşlarda, yaş aldığı sürece edindiği deneyimleri bizlerle paylaşırsa biz de biraz daha o tarihten günümüze doğru yaklaşacağız. Sonra sözü Aydın Hoca'ya vereceğim. Sorularınızı tabii ki alabiliriz ekrandan. Arif abi buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, ben de Haluk Hocam'ın saydığı bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, hocalara, gençlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ben aslında buraya çıkamayacaktım. Çünkü dün hastaneden çıktım. Bir anjiyo geçirdim. Bypass önerisi aldık falan. Neyse uzatmayalım. Biraz yorgun görünüyorum. Özür dilerim sizden. Çok uzatmayacağım, kısa keseceğim. Ben mesleğe lisesinden başladım. 1950 yılında, 1953 yılında Yıldız'da okudum. 58'de de Yıldız'dan mezun oldum. O da başkanlığı yaptım. Çeşitli kurumlarda çalıştım. Yani çok parlak bir insan değilim. Biraz yorgun görünüyorum. Özür dilerim. Evet, Çok yorgunum. gayet iyi görünüyorsunuz Arif abi. Teşekkür ederim canım. Yani şimdi benim kafamda iki tane soru var. Bu ülkenin neden bir harita ve kadastro müzesi yok? Bu ülkenin şehirlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Van gibi ülke şehirlerinde neden şehir müzeleri yok? Biliyorsunuz müze bir uygarlığın, bir ülkenin uygarlığının aynası. Eğer bir müzede sizin ürettiğiniz malları görmezlerse ne derece uygar olduğunuzu anlamakta zorluk çekerler. Onun için ben diyorum ki iki tane müze gerekli bu ülkeye. Birisi bunun dediğim gibi şehir müzesi. Bakın İstanbul gibi tarihin bütün kokularını kendinde toplayan bir şehrin şehir müzesi yok. Eski belediye başkanı İmamoğlu'ndan bir evvelki belediye başkanı benim bir arkadaşım aracılığıyla ulaştığım bir insandı. Arkadaşım maalesef vefat etti, iş yarıda kaldı. Şimdi neden ulaştım? Dedim ki şehir müzesi için Sirkeci Garı'nı lütfen şehir müzesi yapın. Benim amacım o şehir müzesinin bir kanadında harita ve kadastro, tapu, senetler, şunlar bunların sergilenebileceği bir modern müze olsun. Bir kanadı. Olmazsa belediye de bu işi yapabilir. Şimdi onun peşine düştüm. Özetle şimdi dediğim gibi kısa şey yapacağım. İnsanın evrimini
günümüzde görsel olarak yaşatan, nesilden nesile kültür taşıyan, kültür varlıklarını koruyan ve araştırmaya olanak sağlayarak bilgi üretimini yönlendiren kurum müzedir. Bir başka bakış açısından ise müze, toplumların geçmişleriyle, kültürleriyle tanıtılması görevini üstlenir. Bizim gibi haritacılık geçmişi eski olan gelişmiş ülkelerde harita ve haritacılık müzeleri kurulmuştur ve çok ilgi görmektedir. Ancak kökleri insanlık tarihiyle anılan haritacılığın ülkemizde kendine özgü bir müzesi ne yazık ki yoktur. Şimdi ben 2002'den beri müze peşinde koşturuyorum. Biliyorsunuz birçoğunuz belki de burada görünür mü bu? Siz biraz daha kaldırırsanız. Biraz daha yukarı Arif abi, evet. Şimdi bu bina Sultanahmet'teki bir bina. Evet. Ve bakın tarihi güzelliğine bakın Allah aşkına. Çizgilerinin hoşluğuna bakın. Bu bina Osmanlı döneminde 19. yüzyılın ortalarında padişah için Defter-i Hakani nezareti olarak yapılmış. Defter-i Hakani'nin amacı devletin taşınmaz mallarını, kayıtlarını tutmak. Bu bina onun için yapılmış. Ben bu binanın peşine düştüm ve bunun bina olması için, müze olması için elimden gelen gayreti sarf ettim ama ben yetemedim. Şimdi benim önerim bütün genç meslektaşlarım bu mesleğin bir müzesinin Türkiye'de kurulmasının peşine düşmeliler. Bir başka şey, müzede ne olmalı? İki şeyi var müzenin. Bir, niçin müze? İki, nasıl bir müze? Kısaca niçin müze gerekli olduğunu söyledim size. Ancak kökleri insanlık tarihiyle alınan haritacılığın bizim ülkemizdeki müzesinin olmaması acayip bir şey. Ve üstelik de nasıl bir ülke? İmparatorluk yapmış. 776 bin kilometre karelik alana sahip olan ülkemiz daha evvel Kanuni Sultan döneminde 25 milyon kilometre kareye hükmetmiş. Şimdi bu kadar geniş bir alana hükmeden devlet oranın fethine gittiği zaman yollarda yol yapmış, köprü yapmış, konaklama yerleri yapmış. Bütün bunlar plan proje olmadan yapılır mı? Mümkün değil. Ama bunların hiçbirisi ortada maalesef yok. Mesela bir ilginç örnek vereceğim size. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Müzesi ile bugün Ayasofya Müzesi olarak bulunan, ne yazık ki onu da camiye çevirdik. O binanın, o müzenin Fatih Sultan Mehmet tarafından yazılmış bir vakıfnamesi var. 50 santimetre genişliğinde 60 metre uzunluğunda ceylan derisinden bir ceylan derisine yazdırmış Fatih. Enteresan bir şey. Hatta yazının türünü not almıştım. Siyakat diye bir yazı türüyle, eski yazıyla yazılmış. Şimdi öylesine bir şeyin üzerinde Fatih Vakıfnamesi'nin, Ayasofya Vakıfnamesi'nin değerini bilmek için vakıfnameyi önce Türkçe'ye çevirmek lazım. Ve gerçekten de Türkçe'ye çevrilen vakıfnamede Fatih neler söylemiş? 60 metrelik eski yazıyla bir uzun şeridin üzerine neler yazılmış? Sosyal, ekonomik, bütün o dönemin geçmişi o döneme kadar Fatih bunları herhalde orada anlatmıştır. Neyse onu bırakalım. Şimdi niçin müze gerekli? Bakın bir şey göstereceğim size gene. Bu Viyana kuşatmasına görünüyor mu? Evet. Görünüyor Arif abi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana kuşatmasına başlamadan evvel Viyana'ya 5-6 tane göndermiş. Ulak. Onlar görevleri Viyana'nın surları ve surların içerisinde
kritik noktaların, kritik yerleşim alanlarının, askeri alanların, binaların falan savunma mekanizmaları nelerdir? Onları işlesin diye göndermiş. Ve bunları işlemişler. Sonra bu harita Balkanlar'da bulunmuş. Ve almışlar, Viyana'ya dönmüşler Avusturyalılar. Şimdi müzelerinin kapısında bu fotokopi, gördüğünüz fotokopileri satıyorlar. Bunu bana meslektaşım Mahmut Çatır getirdi. Çünkü ona söylemiştim. Viyana'da böyle bir şey var. İşgalle ilgili belge ne bulursan getir. Yani demek istediğim, haritacılık alanında çok zengin bir ülkeyiz. Ama maalesef 20 senedir ben bizzat arkadaşlarımla, tabii ben şimdi Arif Delikanlı ne yapar tek başına. Bu amaçlı zaten bir dernek kurduk. Bu derneğin adı Harita Kadastro Tapu Müzesi Derneği. Bu dernek bu binanın müze olarak düzenlenmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Benim burada bir şey daha söyleyecektim. Bu özellikle notları okuyorum çünkü benim belleğim iki gündür böyle perişan durumda. Hem de vaktinizi daha fazla işgal etmeyeyim diye. Estağfurullah. Nasıl bir müze? Niçin müzeyi kısmen anlattım. Nasıl bir müze? Sanat, kültür, teknik ve bilimsel değeri olan, tarihe mal olmuş yerli ve yabancı haritalar ile harita üretim teknolojisinin evrimini simgeleyen donanımlar gerekli. Ölçme, hesaplama, kartografya aşamalarıyla tarihe mal olmuş harita üretim tekniği senaryoları, mülkiyet düzenini simgeleyen ve kanıtlayan arazi kayıtlarıyla tapu ve vakıfnamelerden örnekler, ülkemiz haritacılığına hizmetleriyle değerli katkılarda bulunmuş eserleriyle tarihe mal olmuş bilim insanlarının eserleri, bilim ya da kültür değeri olan el yazması eserler, vakıfnameler, temessük senetleri. Hatta şöyle bir şey var. Kadastro Genel Müdürlüğü'nün şu anda mahzeninde, arşivlerinde Balkanların ve Orta Doğu'nun ülkelerinin değerli ve taşınmaz mallarının kayıtları var. Yani Balkanlarda ve Orta Doğu'daki Arap ülkeleri de bunların içinde, onlara ait bir taşınmaz malın kaydı kuyduğunu arayacaklarsa doğru Türkiye'ye geliyorlar. Bakın, bu kadar zengin bir ülke maalesef şey yok, dediğim gibi. Aslında yapılacak müzede görsel efektler, simülasyonlar, envanter vitrinleriyle bezenmiş salonları, yanı sıra arşiv kütüphanesi, araştırma merkezi, onarım ve yenileme atölyesi, konferans ve dinlenme salonlarıyla zenginleştirilmiş modern bir müze kurulmalıdır. Bu müzenin doğrusu ya, her türlü imkanı var. Yani müzeyi kurmamak büyük günah, büyük ayıp. Uygar olduğunu söyleyen bir ülkede bu müze yok. Bu müzenin peşine düşmeliyiz. Bizim mesleğimizin işi bu. Başka meslek bu işe karışmaz. Mimarlar bile belirli bir takım şeylere yaparlar. Onların hatta mimari projelerin de sergilenebileceği bir bölüm olur o müzede. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu konuda çok dertliyim. Uzun uzun konuşurum, ukalalık ederim. Yani şimdilik bu kadar keseyim ben. Hem de vaktinizi almayayım. Biraz da yoruldum. Özür diliyorum hepinizden. Herkesten özür diliyorum. Beni bağışlayın ne olur. Estağfurullah. Arif. Sorularınız olursa ben size yanıt vermeye çalışacağım tabii. Ben ekrana biraz görüyorum. Herkes yayın başarılar diliyor. Arif abinin yaz kampında da Haritacılık Müzesi'nin sürekli önemini vurguladığına dem vuruyorlar. Meryem Durak. Bir soru geldi. Hocama bir sorum var deniyor. Eğer Arif abi cevaplayabilirsen, şöyle bir soru var. Türkiye'de haritacılık geleceğiyle alakalı düşünceleri nelerdir? Değinebilirler mi? Yani haritacılık nereye gidiyor? Sizin özellikle, sizin gibi deneyimli bir harita kadastro mühendisi veya
Evet, Harita Kadastro Mühendisliği'nin eski evet. adıyla. Evet, evet. Çok farklı isimleri var. Evet. Sizin görüşünüz nedir? Yani haritacılık şimdi, nereye? Evet, hocam. Türkiye'de hiçbir şey Türkiye'nin genel akışından, genel niteliğinden ayrı düşünülemez. Ülkemizin, çok özür diliyorum ve çok üzgün olarak söylüyorum, az gelişmişliği var. Az gelişmiş ülkenin bütün sıkıntılarını yaşıyoruz. Ama enteresandır. Askeriyede de çok gerekli olduğu için Türkiye'de 125-130 senedir modern aletlerle ve şeyle bilgiyle harita üretiliyor. İşte demin dedim ya, imparatorluk zamanında bile bu harita üretimi devam etmiş. Hem de modern şekilde, yani öyle kroki gibi değil, bayağı ölçüleriyle, bütün verileriyle modern bir şey. Günali, bu meslek bir de öyle bir şey ki, biliyorsunuz insanlık tarihinin yazıdan evvel bulunmuş bir meslek bu. Yani ağaca höyükte, çatal höyükte, müzelerde, tabletler üzerinde şehirlerin bayağı imar adaları, yolları görünen tabletler üzerinde şeyler var. Yapılmış çizimler var. Yani özetle zaten herkes biliyor herhalde, çok fazla üstelemenin anlamı yok. Çok eski zamana dayanan bir meslek bu meslek. Bunun durdurulması mümkün değil zaten. Şimdi bizim üniversitelerimizde bu mesleğin eğitimi sanıyorum bayağı kalabalık bir bölümlerde eğitimi veriliyor. Ama tabii işte az gelişmişliğin, yavaş gelişmenin sonucu olarak bizim mesleğimiz de öyle. Ne yazık ki. Biraz daha herhalde çalışmamız gerekiyor. Şöyle diyebilir miyiz aslında Arif abi, ben bir saptama yapsam. Aslında son yıllarda, belki de gelecek yıllarda, klasik haritacılıktan, hep öyle tanımladığımız klasik haritacılıktan öte daha çok teknolojiyi çok kullanan, yani evet, mesela interdisipliner evet. çalışan, farklı evet. meslek dallarıyla da etkileşim halinde olan genç meslektaşlarımızın olacağını ben düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman son yıllarda özellikle IT teknolojisidir, bilgisayar teknolojisidir, uydu teknolojisi veya elektrik elektronik mühendisleriyle olsun, uzay mühendisleriyle olsun, çok etkileşim halinde bir meslek grubumuz olacak. Bu daha da yoğunlaşacak. Bu konu, yani benim gözlemim, interdisipliner çalışmak çok iyi ama bizim daha dolu olmamız lazım. Yoksa evet. bazı şeyleri biz elimizden kaçırabiliriz. Çünkü evet. Hakikaten çok önemli bir mesleğimiz var. Çok kıymetli bir mesleğimiz var. Biz bunun kıymetini bilmezsek başka disiplinler bunu biliyorlar. Örneğin mesela çok popüler coğrafi bilgi sistemleri diyoruz. Görüyorsunuz ki hani biz temeli koordinat olmasına rağmen, temeli datum olmasına rağmen harita kadastro mühendislerinin domine etmesi gereken bir meslek. Ya hala belki domine ediyoruz ama inanılmaz rakipler var ve farklı meslek disiplinleri bu konuya çok, yani çok çok ilgi gösteriyorlar. Benzer şekilde de mesela yurt dışı toplantılarda, büyük toplantılarda, organizasyonlarda baktığınız zaman aslında mesela alet tanıtımı yapan firmalarda da harita kadastro mühendislerinden, yani ölçme mühendislerinden öte elektrik elektronik mühendislerinin, bilgisayar mühendislerinin o firmalarda görev aldıklarını görüyorum. Bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum. Çünkü biz sahip çıkmazsak bu meslekteki bazı köşe taşlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani doğrudur. Kaygı var mı sizde de? Tabii, bakın şöyle bir şey var. Ben 1950 yılında Tapu Kadastro Lisesi'ne başladım. 51-52 yılların yaz aylarında Tapulama Müdürlüğü'nde, Kadastro Müdürlüğü'nde çalıştım. Bazı ölçüler, inanır mısınız? Metreleri, her metresi düğümlenmiş urganlarla ölçü yapıldığını gördüm. Bakın ne diyorum size? Yani 50 metrelik bir uzaklığı şey yapacak ya, o urgan 50 metre değilse bile onun üzerindeki ilmeklere arka arkaya böyle ölçerek nasıl uzaklığı
kaç metre uzaklıkta olduğunu anlıyordu memurlar. Şimdi öyle değil tabii doğrusu. Diyorum ya 125 seneden beri modern haritacılığın bütün olanakları kullanılıyor. Zaten bu ülke o bakımdan da zengin. Yani hala müzemizin olmaması o bakımdan da kötü. Müthiş bir geri noktadan son derece modern bir haritacılık noktasına geldik bugün. Bunun daha hızlı ve daha ileriye gitmesi mutlaka olacaktır, sağlanacaktır. Dilerim ben biraz baştan kötümser bir havada sizi moral bozukluğuna uğrattıysam özür diliyorum. Estağfurullah. Umudumu hiç kaybetmem. Ben daima geleceği daha iyi olacağından kuşku duymuyorum. Evet. Şimdi... Ama uyarılarınızı da yapmayı da ihmal etmiyorsunuz. Onu da görüyoruz. Sağ olun. Teşekkür. Bu arada Arif abi ben isterseniz sizi biraz dinlendireyim. Yani evet. Bu arada Aylin Hoca'ya da aynı soruyu yöneltsem. Acaba hocam siz ne diyorsunuz? Bu mesleğimiz tehlike altında mı benim hani uyarılarım yoksa fırsatlar mı doğuyor? Sizden de biraz görüşünüzü alalım. Peki. Teşekkür ediyorum. Öncelikle size ve Arif abiye, değerli konuğumuza iyi akşamlar diyorum ve tekrar geçmiş olsun diyorum. Çünkü dün küçük bir operasyon geçirdiğini duymuştuk. Evet. Ama iyi görünüyor. Umarım her şey yolundadır. Ayrıca izleyicilerimizin de ve tüm harita meslektaşlarımızın, mühendislerimizin dün gerçekleşen haritacılar gününü de kutlamış olalım. Çünkü pek bildiğimiz türden etkinlikler değildi. Biz de yavaş yavaş herhalde dünyada böyle bir etkinliğe doğru diğerlerinde olduğu gibi gelenekselleşmiş artık. Yani bazı mesleklerde işte tıp gibi, hukuk gibi. Bizim de böyle bir günümüzün olması güzel ve dün de akşam yine çok sevdiğimiz Sayın İlber Ortaylı Türk haritacılığı ile ilgili çok güzel bir program yaptı. Odamızı da ayrıca bu tür faaliyetler için kutluyorum. Çünkü hakikaten özellikle bu pandemi koşullarında bu türlü iletişimleri kullanmak ve birbirimizle görüşme fırsatını bulmak hakikaten büyük bir nimet. Sorunuza gelecek olursam hocam, hakikaten öyle bir dönemin içerisindeyiz ki artık insanlığın sorunları inanılmaz bir boyutlara doğru geldi. Yani bunların içerisinde tabii ki fırsat dediğimiz kısımlar da var ama önümüzdeki dönem hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan bakıldığında insanlık için biraz sıkıntılı da gözüküyor. Meslek olarak bizim tabii ki buradan kazanacağımız bir takım fırsatlar olur. Ki bunların başında sizin de dediğiniz gibi multidisipliner çalışmak belki en önemli meslektaşlarımızın ufkunu açacak konulardan bir tanesi. Ama işin aslında özünde aynen sizin de dediğiniz gibi mesleğimizi çok iyi öğrenmek ve altyapısını çok iyi oluşturmak durumundayız. Bu hem teknik bilgi anlamında hem de pratik bakımından gerekli. Çünkü diğer mesleklerden ayrılan belki en önemli özelliğimiz bir tanesi şu. Biz aslında ölçmeciyiz. Ve ölçmek dediğimizde aslında bu mesleğin tarihsel gelişimine de bakıldığında başından beri ölçme dediğimiz şey bir bilim. Ve ister teorilerin doğrulanması olsun, ister işte bir ülkenin haritasının yapılması olsun, yani bunun içerisinde tutun Einstein'ın görelilik teorisinin doğrulanmasından yer yuvarının boyutlarının belirlenmesine kadar, bir ülkenin haritasının yapılmasına kadar içinde her aşamasında yeryüzündeki her türlü doğal olaylardan etkilenebilen bir ölçme eylemiyle sürekli meşgulüz ve bu da mesleğimiz açısından aslında bizim teknik becerimizin çok kolay başka alanlara yayılabileceğinin göstergesi. Bugün özellikle şuna dikkat edecek olursak, yaşadığımız ortamda veya evrenin içinde şu bir gerçek, zamandan ve konumdan bağımsız hiçbir şey yok. Yani özellikle robot teknolojisi bugünlerde biliyorsunuz hepimizin gündeminde, işte yurt dışında birçok şeyleri görüyoruz, örneklerini görüyoruz. Yapay zeka temelli
robot teknolojileri öyle bir ivme yakaladı ki insansız hava araçlarından işte karadaki bir takım robot düzeneklerinden ki evlerde bugünlerde hatta robot süpürgeler bile çok popüler oldu biliyorsunuz. Bunların her biri aslında içinde konum ve ölçmeyi barındıran değil mi uygulamalar içeriyor. Etrafımıza şöyle baktığımızda bir süpürgenin etrafındaki işte cisimleri tanıması, bulunduğu yeri tespit etmesi, bir konumdan başka bir konuma geçmesi veya buradan başka bir örneği de geçebiliriz. Örneğin işte oyun çocuklar için bugünlerde herkes için çok popüler şeyler. Buraların hepsinde aslında bakıldığında doğrudan doğruya mesleğimizin içinde gördüğümüz konum ve konum bilgisinin hesabına ilişkin uygulamalar var. Dolayısıyla buradaki kritik nokta şu, özellikle yeni mezun arkadaşlarımız için istediğimiz şey şu olmalı, kendilerini geliştirsinler. 4 yıllık lisans eğitimi boyunca aldıkları eğitim nereye doğru dönüştürülebilir, nereye doğru transfer edilebilir ve özellikle yazılım başta olmak üzere bu tür teknolojilere doğru daha iyi adapte olmanın yolları nedir? Bunları arasınlar ve mutlaka çok iyi yerlere doğru gideceğimizi umuyorum. Tabii ki başka hani meslekle ilgili işte teknik anlamda veya mesleki anlamda diyelim daha çok bir takım sorunlar var ama Arif abinin dediği gibi umudu her zaman koruyacağız ve iyisini yapmaya çalışacağız. Gayretimiz bu olmalı. Teşekkür ediyorum. Peki. Ben teşekkür ederim Aylin Hocam. Biraz da aslında şeyden bahsetsek. Arif abi siz mesleğe başladığınızda kullandığınız, gerçi biraz önce söylediniz ya, urgandan bahsettiniz. Metre, evet. Urgan, düğümlü urganlardan. Evet. Yani nereden başladınız, nerede bıraktınız? Biraz onu söyleyeyim biz de, ben de nereden başladım, nerede yani nereye kadar geldim onu aktarayım size. Evet, yani oradan başladım. Genç arkadaşlarım için önemli olabilir yani aslında. Evet. Ben de bazı anılar anlatacağım, böyle renklendireceğiz. Hocalarımın kulaklarını çınlatacağım birazdan. Evet. Evet abi. Bir iki şey eklemek istiyorum biraz evvelki konuşmama. Bu göstermiş olduğum bina var ya. Evet. Biraz daha yukarıya kaldırıp. Biraz daha yukarıya doğru. Evet. Evet. Sultanahmet'teki binadan bahsediyorum. Sultanahmet'teki tarihi bina bu. Evet. Defter-i Hakani Nezareti olarak inşa edilmiş bina. Bu binanın müze olup olamayacağını bizim aramızdan Işık'la yatmakta olan Ahmet Yaşayan'la birlikte Ankara'ya gitmiştik biz. Ve orada Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nın müze eski eserler bölümünden bu bina müze olabilir mi olamaz mı diye sorduk. Daha evvel bir rapor almış bu bina müze olabilir diye ama biz taze bir rapor olsun diye sorduk ve bu binanın müze olmak için mükemmel bir bina olduğunun raporu var. İki tane. Ve bu bina, bu raporu aldıktan sonra biz iki tane şey hazırlattık. Harita ve Kadastro Müzesi kavramsal planlama raporu. Bunu hazırlayanlar 2010 senesinde Hale Özkasım, Burçak Madran. Bir başka yine o konuda hazırlanmış olan rapor, hazırlık çalışmaları için program önerisi. Müzenin hazırlık çalışmaları için program önerisi. Yani demek istediğim, müzenin kurulması konusunda epey yol alınmış durumda. Arkadaşlarım 2010 yıllarından beri 10 seneden fazladır çalışmaktalar. Harita, Kadastro, Tapu Müzesi bunun peşinde. Bunu bırakmayacak hiç. 100 tane üyesi var. O üyeleri de artıracaklar eminim. Diyeceğim yani yapılmış olan bir hayli şey var. Daha biraz yorulmasam anlatacağım uzun şeyler var ama hem de vaktinizi almayayım çünkü zihinsel dağınıklık da yaşıyorum. Çünkü bir takım ilaçlar aldım orada. Bayağı beni hırpaladı. Ondan ötürü orada keseyim. Şimdi gelelim şeye. Arif abi bir şey belirteceğim. Şu bir şey takip ettik sanki basından, yanılıyor muyum? O binayla ilgili farklı bir tasarruf mu var şu aralar? Evet. Çok güzel hocam. İyi ki sordun. Şimdi o binanın zemin katında
bizim meslek aletleri, fotogrametri aletleri, takimetre, teodolit, MIVO gibi bütün aletler, sayısallaştırıcılar falan hepsi birinci kata yerleştirilmiş idi. Hatta bu arada eski vakıfnamelerden veya temessük senetlerinden belki örnekler de vardır. Orayı gayet güzel tefriş edildi orası ve ondan sonraki senede üst kata, ondan sonra daha üst kata çıkacaktık. Üç katlı bir binadır o zaten. Neden? Çünkü müze kütüphanesiyle, araştırma merkeziyle, konferans salonlarıyla, kitaplığıyla, sergilenecek metalarla birlikte müzedir. Müze öyle bir odada aletleri sergilemekle müze olunmaz. Onun için ben zaten binanın tümünü zaman içerisinde ele geçiririz umudundaydım doğrusu. Tabii ben değil, bütün arkadaşlarım öyleydi. Ama şimdi o bina bizim elimizden alındı diyebilirim. Ne onun ne için? Ayasofya Müzesi yapılmak üzere. Ayasofya Müzesi'nin kendisinin birer parçası olan müzede teşhir edilecek şeyler Ayasofya Müzesi'nin yakınında veya onun bir kanadında olmalı. Yani niye Sultanahmet Meydanı'na geliyor ki? Ayasofya Müzesi gerçekten şeyin, Ayasofya Kilisesi'nin ya da camisinin bahçesinde bir yerde olmalı. O maalesef şimdilik bizim o kat duruyor ama Kültür Turizm Bakanlığı bir anlayış gösterdi. Oranın tefriş edilmiş haliyle korunuyor aletler falan. Bunun içerisinde arkadaşlarımın çoğuna göndermiştim onları. Yani böyle bir şey var. Bugün öyle bir durum var. Ben de özellikle hani bu açıklığa kavuşsun diye ben de aslında biraz bilgim var ama sizin ağzınızdan bunu duymak daha önemli. Evet. Yani müze konusu hakikaten biraz sonra yine geçmeden buraya bir iki şey de hakikaten konuşmak istiyorum ben de. Hakikaten müze çok önemli, mesleğimiz için çok önemli. Sizlerin çabalarını, büyüklerimizin çabasını çok büyük takdirle izliyorum aslında. Hani hiç yorulmak bilmeden her yerde müzenin önemi anlatıyorsunuz. Ama herhalde bizler buna, daha genç nesil buna yeteri kadar sahip çıkmıyor gibi geliyor. Bizim nesil, bizden sonraki nesil. Yani bunu da görüyoruz. Bunu da şey diye mi düşünüyorum? Hayat mücadelesi, hayat gailesi, yani öncelikler diye belki adlandırabiliriz ama yani mesleğimiz adına hakikaten çok önemli bir konu, müze konusu. Biraz önce örnek verdiğiniz gibi yurt dışına seyahat eden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çok iyi bilirler. Yani müze çok önemli bir şey. Yani dünyanın her yerinde çok önemli. Böyle bir müzemizin olması, özellikle biraz önce söylemiş olduğunuz lokasyonda Sultanahmet gibi turistik bir yerde böyle bir müzemizin olması, Türk haritacılığının da yurt dışında çok daha fazla ses getirmesine, çok eskiye dayandığının ispatlanması için de çok önemli bir nasıl diyeyim, bir konu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizlerin biraz daha gayret etmesi lazım. Bayrağı sizlerden devralıp bu işin peşini bırakmamamız lazım. Ben de şahsen biraz daha bu işe şey yapayım. Kendi adıma da biraz daha emek sarf etmeyi düşünüyorum. Yani benim de kafamda bazı şeyler var. Sizlerle paylaşırım Arif abi. Tamam. Şimdi eğer uygun görürseniz biraz şu şeyleri dinlemek istiyorum ben. Urganları, düğümlü urganları. Evet. Şimdi tabii o noktadan gene de ülkemiz hani biraz geri kalmış, ülkenin geri kalmışlarını çekiyoruz. Onun için ağır gidiyor bizim işler diyorsam da hiç umudunuzu yitirmeden o noktadan, urganlı noktadan bugün artık elektronik aletlerle şey yapıyoruz. Bir reflektörü bir noktaya kuruyorsunuz, anında o noktanın koordinatlarını size veriyor kayıt olarak. Yani o kadar ileride bir noktadayız. Bu teknoloji başka ülkelerde de, ben gezdim müze için, ama o ülkelerde de bizden daha ileri şey yok. Bir tek ileri noktaları var. Yayınları çok fazla. Mesela Japonya'da bir şey var. Belki çoğunu biliyorsunuz.
İlkokul çocuklarına, okula yeni başlayan çocuklara zemine harita yapmışlar. Zeminde büyük alanlarda yolu var, binalar var. Çocuk onun üzerinde bazı şeyler var, kurumlar var. Onların neler olduğunu yazmışlar kenarına. Çocuklara onları öğretiyorlar ve çocuklar harita ile yol bulmayı öğreniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey çağda artık insanoğlu. Müze çoktan yapılmış olması gerekirdi. Ama bu kadar ileri bir teknolojiye rağmen bizim hala şu anda gerçekten çok iyi haritalar üreten, çok iyi kartograflarımız da var. Harita, yani haritanın, biliyorsunuz harita, biraz heyecanlanıyorum doğrusu. Haritanın kendine özgü bir dili var. Elinize bir harita aldığınız zaman hiç o ülkenin dilini bilmeseniz bile oradan yolu görüyorsunuz, denizi görüyorsunuz, ırmağı görüyorsunuz, büyük şeyleri, resmi binaları görüyorsunuz ve harita, bu dil dünyanın her yerinde var. Bütün haritalarda var. Turistik harita var, amacı ona göre, ama turistin istifade edeceği şeyler o haritanın üzerinde var. Çok dilli bir şey bu. Onun için harita müzesini kuracağız inşallah. Çok özür dilerim yani. Biraz sesim mesim kayboldu. Kayboldu. Siz biraz dinlenin Arif abi. Siz de çok yorumayalım. Evet, biraz dinlenin. Tamam. Aydın Hocam, sizden size sözü vereceğim ama ya Arif abi şöyle diyelim mi? Ya bu geri kalmış demeyeyim de, yani geri kalmış biraz moral bozucu oluyor. Yani gelişmekte olan diyelim. Yani gelişme süreci belki uzun süren diyelim. Doğru. Ama gelişmemiş olunca çok moral bozuyor. Biraz da sanki haksızlık oluyor gibi. Ya o kadar da kötü değiliz yani. Hani çok mükemmel bir yer değiliz ama beterin beteri var diyelim. Biraz da umutlarımızı her zaman yeşertelim. Evet. Ben özür diliyorum. Bir şey ekleyeyim bu sözünüze. Estağfurullah. Şimdi ben tabii biraz üzüldüm müze konusunun böyle Ayasofya Müzesi haline getirilmesi, o binanın haksızlık diye geldiği için böyle biraz karamsar davrandım. Ama bunu kabul ediyorum ki bu meslek dünyada diğer ülkelerin mesleki düzeylerinde şu anda. Hocalarıyla, yaptığı işlerle. Bu böyle yani. Onun için ara sıra beni hoş görün. Çünkü dediğim gibi gerçekten ağır ilaçlar aldım ve bir zihinsel dağınıklık var. İfadelerimi zor anlıyorsunuz belki. Beni hoş görürsünüz. Umarım. Tabii tabii. Yok, gayet net geliyor. Yani çok 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 iyi ifade ediyorsunuz. Her zaman gibi hiç şey yapmayın. Kendinize haksızlık etmeyin. Evet Aydın Hocam. Evet hocam. Sen de bahsetmek ister misin? Sen nereden başladın haritacılığa? Hangi aletleri kullanarak başladın? Sen devam ediyorsun tabii. Hani ben de devam ediyorum ama nereden başladın onu bir duyalım. Vallahi ben şöyle hatırladığım kadarıyla aslında lisans eğitimine başlamadan önceydi. Tekniker olarak çalışan yakın akrabam bir kişi Kemerköy Termik Santrali'nin yapım sırasında şantiyede bir gün araziye çıkartmıştı beni. Ben de onunla birlikte dolaştım işte etrafı. Theodolit ve Total Station'ı ilk kez o zaman görmüştüm. Bu dediğim sene 87-88 tarihlerinde. Ve ondan sonra da sevdim tabii. Çünkü üniversiteye gireceğiz. Bir şey soracağım. Theodolit ve Total Station mı gördün? Ondan başka daha... Yani arazi çalışıyorlardı. Bir şantiye sahası içerisinde kül barajı ve işte soğutma için kullanılacak su barajının inşaatı yapılıyordu. Ve poligondan bir takım metrik alımlar. Prizma kullandın mı hocam? Prizma. Prizmayı ben değil de şantiyede çalışan diğer işçiler. Ben tekniker işte akrabamla birlikte Total Station'ın başındaydım. Hani öyle bir ayrım vardı yani. Teknikerler ve mühendisler Total Station kullanıyor. Diğerleri şey mi? Prizma mı kullanıyordu? Vallahi evet. Ben araya gireceğim. Şimdi ben teknik üniversitede okudum. Biz 4-3 sene boyunca arazi çalışması yapardık ve her bir arazi çalışmamız bir aydı. Arazi 1'de bize çelik şeritle mesafe ölçmeyi ve prizma kullanmayı, dikinip dik çıkmayı öğretirlerdi.
Ben de işte 84'te, 84 yazında diyeyim, ne oluyor 84, 85'te Prizma Çelik Şerit'le başladım. Demek ki sana şey, torpil yapmışlar, sen kullanmadın yani. Evet, evet, ben bizzat okula başlamadan gördüm diyeyim. Tabii biraz şans eseri olan bir şeydi ama mesleği sevmemi sağladı aslında. Çünkü neticede açık arazide çalışıyorsunuz ki en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesidir. Mesleki anlamda da ölçme işini yapmanın, bizzat içinde olmanın beni çok geliştirdiğini ve ufkumu çok açtığını bilirim. Ve Selçuk Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi sırasında da hem okulun pratik anlamdaki başarısı çok çok iyiydi bana göre. Yaptığımız uygulamalar bu mesleği kat be kat her gün, her sene daha da sevmemi sağladı. Onları da buradan tekrar aralarında Hakan rahmetine kavuşmuş hocalarımız var. Onları saygı ve selamla rahmetle anıyorum tekrar. Çok büyük emekleri oldu ve bu mesleği sevdirdiler bize. Şimdi ya, kenardan sorular geliyor. Şilan Parlak, doğru Şilan'sa benim Boğaziçi'nden öğrencim Şilan. Benim de öğrencim. Tamam, süper. Hatta WhatsApp'tan mesaj yazdım. Sadece Aydın Hoca'yı mı özledin dedim. bu arada Şilan'ın bir sorusu var, sevgili Aydın. Diyor ki, her yıl yeni bir üniversitede bölümümüzün açılması mesleğimizi nasıl etkiliyor sizce? Neredeyse bölüme 5 matematik netiyle giriliyor ne yazık ki diyor. Ne dersiniz? Yani Aydın Hocam sizden dinleyelim, sonra Arif abiden eğer biraz şey yaparsa, katkı vermek isterse seviniriz. Evet, yani mesleğimiz adına kaygı verici gelişmelerden son zamanlarda en çok üzüldüğümüz başlıklardan bir tanesi bu. Maalesef bunu planlama konusunda çok başarılı değiliz. Ve tabii bu sadece bizim bölümlerin tercihleri değil, üniversitelerin de çok da tercihleri değil biliyorsunuz. Kontenjanların duyurulması, ilan edilmesi, işte bölümlerin açılması biraz yüksek öğretimin inisiyatifle yürüyor ve dolayısıyla buralardaki yeni bölümlerin açılması sadece bizim bölümle ilgili bir şey de değil bu. Çünkü diğer bölümlerde de benzer problem var. Ve önümüzdeki yıllarda şöyle bakıldığında açılan bölümlerin çoğunun kapanma ihtimali bile ortada gözüküyor. Çünkü son zamanlarda gerek ekonomik koşullar, gerekse ücret konusundaki sıkıntılar, bu bölümlerin tercih edilmesi bizi de dahil olmak üzere bir hayli etkiledi. Bu tabii çok tercih olmayınca, ilgi çok olmayınca bu kez giren öğrencinin profilinin de düşmesine sebep oluyor. Daha dilim olarak aşağıdan öğrenciler bölümlere geldiğini biliyoruz. Türkiye'de işte İTÜ'den başlayıp hani ki sıralamada üniversite sınavında en üst dilimden öğrenci alan bölüm. Aşağıya doğru gittiğinde bu hakikaten Şilan'ın da dediği gibi 3-4 nete kadar düşüyor. Belki 300 bin sınırı olmasa daha da aşağıya gidecek. Yani beterin beteri var diyelim. Ama özellikle buraya bölümlerimize gelmiş öğrencilerimiz şöyle biraz yakından tanıdığımızda sıkıntılı olan şey temel bilim anlamında eksiklerinin olduğunu görüyoruz öğrencilerimizin. Bu daha sonra hem lisansta hem de varsa hayallerinde örneğin lisanslı eğitim yapmak gibi veya kendi uzmanlaşmak istedikleri alanlarda biraz ciddi anlamda sorun yaratabilecek düzeyde. Bunu ülke olarak birlikte ele alıp, birlikte özen göstererek çözebiliriz. Çünkü sadece YÖK'ün, sadece bölümlerin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Burada her bireye, öğrencilerden, velilerden ve işte üniversitedeki hocalara kadar çok önemli sorumluluklar düşüyor. Herkes işini iyi yapmak konusunda özen gösterirse bu sorunlar belli ölçüde biraz düzelecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir saptamada bulunmak istiyorum. Arif abi size sözü vermeden önce. Aslında geçen yıldı ya da bir buçuk yıl önce falan İstanbul'da HKMO İstanbul Şubesi'nin bir etkinliği vardı. Eğitim Çalıştayı Sempozyumu gibi bir şey yapılmış. Orada da aslında bu konular çok ciddi anlamda
masaya yatırılmıştı ve hatırladığım kadarıyla bir sonuç bildirgesi veya oradan bir şey çıkmıştı, bir çıktısı vardı onun. Burada aslında problemimiz biraz önce ifade ettiğin YÖK deniyor ama yani ben YÖK başkanıyla da YÖK başkanına direkt bu soruyu soran biri olarak söyleyeceğim ama hocam diyor YÖK başkanı bizden öte üniversiteler istiyor. Yani bölüm açılmasını. Yani bölümlerin açılması Arif abi hayır diyor galiba kafasını yana mı sallıyor bilmiyorum ama bakın bu da çok ciddi neden biliyor musunuz? Şimdi yüksek lisans işte doktorasını yapmış, akademik unvanını almış bazı arkadaşlar da kendilerine bir yeni bir şey arıyorlar. Nasıl diyeyim? Yeni bir çalışma alanı, yeni bir pozisyon arıyorlar. Ve bir şekilde bu da gerçek yani bunu da inkar etmemek lazım. Farklı üniversitelere gidip işte orada belki bir kulis, belki bir PR çalışması yaparak hani böyle bir bölümün önemli olduğu falan ikna edildiği takdirde bölüm açılması için de YÖK'e gidiyor. İşte belki YÖK'ün de hani canına minnet diyelim yeni bölümler açılıyor, yeni öğrenci gelecek diye. Yani canına minnet belki biraz ağır oldu ama böyle alttan gelen şeylere de duyarsız kalamıyor. Taleplere de yeni bölümler açılıyor. Ama Aydın Hocam sizin dediğiniz gibi yani önümüzdeki yıllarda da veya çok çok uzağa da gitmeden bile oldukça köklü üniversitelerimizin bile, eski üniversitelerimizin bile kontenjan problemi çektiklerini ben görüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani ben şimdi Arif abi başladığı zaman bir tane mi bölüm vardı Arif abi? Tek mi vardı? Evet, Yıldız Teknik Okulu. Yıldız. O zaman devlet neydi? İDM Devlet. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi. Daha sonra oldu hocam. Daha sonra. Önce Harita Teknik Okulu'ydu galiba değil mi? Evet. Harita Teknik Okulu. İnşaat öyleydi. 1949'da açılan. Evet. Evet. Dolayısıyla şimdi ben okuduğum zaman 84 girişliyim. 4 üniversitede vardı. İTÜ, Yıldız, Karadeniz ve Konya, Selçuk'ta vardı. Şimdi takip edemiyorum açıkçası. Yani odadan. 10 sayı aklımda kaldığı kadarıyla 26 olması lazım. Evet. Eğitim veren vermeyen tam bilmiyorum. Belki hatta YouTube'dan, YouTube kanalından, odadan, yönetimden arkadaşlarımız yazabilirler. Yani sayıyı net olarak söylememizde fayda var. Benim aklımda kalan şöyle rakamlar hocam hemen aradan ekleyeyim. Eğitim veren yaklaşık yani kağıt üzerinde 26'ya yakın bölüm var. Toplamda 39'a çıkıyor bu sayı. En son birkaç yıl önce bakmıştım rakamlara. Ama tabii şu anda fiilen kontenjanı doldurabilen sanırım 7 ya da 8 bölüm var. Bunların bir kısmı belki daha düşük kontenjanlı ama eğer öğrenci gelirse gelebilecek, açılabilecek bölüm sayısı neredeyse 20'nin üzerinde. 20'nin üzerinde. Peki Arif abi sizin bu konudaki görüşünüz? Şimdi şu bir gerçek. Bir defa biz planlı hareket etmesini bilmiyoruz. Türkiye'de 776 bin kilometre karelik bir alan var bizim ülkemizde. Bizim ülkemiz ondan ibaret. Bu kadar genişlikte hangi meslek gruplarına ihtiyaç var? Hangi tür eğitime ihtiyaç var? Peki diyelim ki hocasıyla, öğrencisiyle var, yeteri kadar potansiyel var. Peki kardeşim bunların aleti, laboratuvarı, mühendislik eğitim veriyorsunuz, üniversiteler açıyorsunuz, fakülte açıyorsunuz. Donanımı sadece aletten ibaret olmaz, laboratuvardan ibaret olmaz. Dört tarafıyla düşünmek gerekmez mi? Hocalar, ben Afyon'daki ilk zamanlarında Afyon'da subay giriyordu bizim bazı derslerimize. Bir subay arkadaş, onu hor görmüyorum ama yani mühendis yetiştirecek bir formasyon değil herhalde. Şimdi onun için bir planlama süreci gerekli. Almanya, Ahmet Aksoy hocamız ışıklar içinde uyusun. Amin. Bana söylemişti, demişti ki Arifçim Almanya'nın toprakları Türkiye'den bir hayli az. Ama Almanya'daki ölçmeciler bizden fazladır. Nasıl oluyor abi dedim. Dedi onların ülkesinde uzmanlık alanlarına saygı var. Mesela bir bina yapılacak, zemin katı çıktığı anda ölçmeci başlar. Atılmış olan tabliğe, projedeki yükseklikte mi tabliğe atılmış?
Yani ölçmeci mesela karayollarında bir üst geçit yapılacak. Ölçmeci gelmeden kimse bir şey yapamıyor. Bunları söylemişti bana. Şimdi onun için ülkede doğrusu bunları düşünerek öğrenci alıp almamayı düşünmek lazım. Ben hocamın söylediği gibi benim de aklımda 29 bölüm kalmış. 29 tane üniversitede bu şey var. Bu kadar eğer donanımlı insan yetiştiremiyorsanız bu kadar bölüm açmanın anlamı yok. Nitelikli insana ihtiyacı var Türkiye'nin, öyle değil mi hocam? Yani Evet. olay bu, olay bu bence. Kesinlikle aslında yani her şey planlamadan geçiyor. Yani ülkede her konunun planlanması gerektiği gibi Tabii. eğitimin özellikle planlanması gerekiyor. Siz isim verdiniz, üniversite ismi. Ben benzer şeyi isimsiz söyleyecektim. Şimdi hocalarımız alınabilir. Çünkü Arif abi şu anda Afyon Kocatepe Üniversitesi aslında yani eski üniversitelerimizden biri ve oldukça nasıl diyeyim? Hem öğretim üyesi kadrosu hem de donanımı oldukça iyi yerlere geldi Evet, ama evet. sizin de dediğiniz gibi başında ben de çok iyi biliyorum. Yani isim olarak geçiyor ama bugün çok benzerleri maalesef hala var. O zaman Tabii. belki ihtiyaç vardı. 4-5 üniversite vardı. Belki 8-10 üniversite, kaliteli üniversite ihtiyacımız vardı. O zaman bundan 20 sene önce bunlar kabul edilebilirdi ama bu nasıl diyeyim? 21. yüzyılda işte 2021 yılında hala 3 kişiyle 5 kişiyle bölümü ayakta tutmaya çalışmak, donanımı olmadan, alet parkuru olmadan mühendislik eğitimi veriyor olmak hakikaten düşünülmesi gereken bir konu. Tabii. Aslında yani biraz konunun dışına çıkıyorum ama yani ülkede yani tıp eğitimini de ben çok şey görüyorum, sorunlu görüyorum. Şimdi vaka görmeden, pratik yapmadan mezun olacak çok fazla öğrenci var. Şimdi yine sizler şanslısınız diyorsunuz ki şey bugün kontrol oldunuz, doğru mu Arif abi? Yani bir şey Evet. yani ama eminim ki deneyimli hocalarımız var. Bundan 10 sene, 20 sene sonra çok daha az deneyimli tıp hocaları olacak ve gençlerin hakikaten gençler, daha gençler sizler kadar, bizler kadar belki şanslı olmayacak. Çok deneyimli tıp doktorları bulamayacaklar yani. O hakikaten o da önemli bir sorun. Bizim meslek için de hakikaten pratik uygulaması olana. Ben yine düşünüyorum. 4 yıl okudum teknik üniversitede. 3 yıl boyunca her yaz bir ay okulun şeyi vardı. Yaz Arazi çalışması, uygulamasıydı. yaz okulu var, yaz uygulaması vardı. Bir Evet. 4 hafta sürüyordu bunlar. Yani az buz değildi. Yani çok çok ciddi anlamda deneyim kazanıyorduk. Yani gözü kapalı, kulakları çınlasın. Hocamın adını şimdi birazdan aklıma gelecek. Hoca şöyle yapardı. Ben omzumdan attığım zaman aleti düzeşlenir derdi. Hakikaten biz de gözü kapalı aldığımız eğitimle çok hızlı aleti düzeşlemek, kurmak yani gibi özellikleri kazandık ama şimdiki öğrenciler o kadar şanslı mı bilmiyorum Aydın Hocam. Bu kadar çok fazla pratik yapıyor mu öğrenciler? Bir de şunu söyleyeceğim. O kadar çok alet kullandık ki biz. Yani ben prizma ile başladım. Elektronik uzaklık ölçer, mekometre diye bir alet kullandım. Çok fazla deneyim yaptık. Lata kullandık. Yani lata kullanıp hatta B bölü 2 kotanjant gamma bölü 2 idi galiba şeyin aklımda kalmış şeyi formülü. Latanın soluna sağına 2 metrelik bir lataydı hatırladığım kadarıyla. Soluna sağına gözlem yapardık. Arada bir de ortaya yapardık. Açılardan mesafeyi bulurduk. Elektronik uzak ölçer bizim için elektrooptik uzak ölçerler falan inanılmaz bir teknolojiydi. İşte Total Station çıktı. Normal teodolitten, takiyometriden sonra inanılmaz bir gelişme yaşadık. Şimdi Onur hocamın kulaklarını çınlatayım. Bilmiyorum izliyor mu, izlemiyor mu Onur Gürkan Evet. hocamın. Yüksek lisansa başladığımız zaman işte İzni'ye gidiyoruz. Bir ağ kuracağız. Jeodezik ağ kuracağız. Tabii GPS falan yok. Yersel nokta atıyoruz. 10 tane istasyon kuracağız. Tabii 10 istasyonun birbirini görmesi için siz de takdir edersiniz ki tepelerde olması lazım. Yani kenar uzunlukları 2 nokta arasındaki 1,5-2 kilometre ama bir noktadan bir noktaya gitmek için yaklaşık 7-8 kilometre yol yapıyorsunuz. Ve o Evet. zaman şimdiki gibi böyle dört çeker araçlar falan yok.
Bulabilirseniz bir traktör buluyorsunuz, bulamazsınız yürüyerek gidiyorsunuz. Gördüğü her yere işte hoca diyordu, şurada bir kaya var, oraya pilya yapın. Ben bunu anlatıyorum bazı yerler. Pilya yapın diyordu hoca. Tabii pilya yapın demek kolay. Hoca oraya diyor, o kayaya çıkacaksın, tırmanacaksın. Onun üstünü düzleyeceksin barutla. İnanın barutla, köyde bir dedemiz vardı İznik'te, Allah rahmet eylesin. O torunu barutla kayaları düzleştirip üstüne biz pilyeler dikiyorduk. Genç arkadaşlar böyle bir yangın, yani hatırlatmak için söylüyorum, yani gözlerini de düşünsünler. Böyle okullarda yangın kovaları vardır, yangın yazar, evet. Okullarda vardır. O kovalar normalde işte diyelim ki 10 litre su alır. Ama 10 litrelik kovanın yarısı harçla dolduğu zaman yaklaşık 20-25 kilo yapar. Ve o harcı yaklaşık 15-20 metre yüksekliğindeki bir şeye çıkarmak, tırmanarak çıkarmak hakikaten çok ciddi emek gerektiriyordu. Ama sağ olsun Onur Hoca, iyi ki bunları bize yaptırdı ki ben kendi adıma o değişimi o kadar güzel gördüm ki. Yani o iptidai aletlerle, o arazide çektiğimiz çilelerle diyelim. Bugüne geldiğimizde bizim bir arazi çalışmamız İznik'te 10 noktalı bir ağda 3 hafta sürerken, tam 3 hafta günde 18 saat çalışırken bugünkü teknolojiyle eğer 10 tane GPS aletiniz varsa bir gün gidiyorsunuz 8 saatte işi bitirip geliyorsunuz. Yani o süreci yaşamaktan ben inanılmaz mutluyum. Çünkü genç arkadaşlara bunu anlattığımız zaman anlayamıyorlar. Şöyle de kızıyorlar, ya biz bekçi miyiz, gidiyoruz işte dağ başına duracağız, 8 saat alet çalışıyor, biz bakıyoruz, hani ne yapıyoruz? Ama bizler yaşadığımız için işte onun kıymetini çok iyi biliyoruz. Eminim ki sizler Arif abi bizden çok daha gelişmeyi çok daha hızlı gördüğünüz için, yani o süreci çok daha net yaşadığınız için eminim ki sizler de bu teknolojinin bize vermiş olduğu nimetleri kıymetini bizlerden çok çok daha fazla biliyorsunuz, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum. Ben devam edebilir miyim? Tabii. Aydın Hocam size de sözü vereceğim. Kusura bakmayın. Tamam. Unuttum. Tabii. Buyurun Arif abi. Özür dilerim. Ben Aydın Hocam'ın şeyini kesmek istemem. Yok. Hayır. Buyurun Arif abi. Şimdi ben doğrusu 70'li yılların ortalarında bizim odanın başkanıydım. Genel merkezde Arif Delikanlı esintisi vardı. Şimdi ben tarihi kalıntı durumundayım. Yani işe yaramaz bir tarihi kalıntı ama bir takım dediğiniz gibi bilgilere sahibim. Şimdi benim başkanlığım sırasında bir de genel kurul başkanlıkları yapıyordum. Öyle alışmışlardı Arif Delikanlı gelsin falan diye. O şeyler, genel kurullar sırasında Konya'nın Selçuk Üniversitesi'nin o zaman akademiydi. Kuruluşu için başvuru yapıldı. Bizim Konya şubemiz vardı sanıyorum. O başvuruyu ben geri çevirdim. Neden? Çünkü sordum, hocalar var mı? Alet var mı? Laboratuvar var mı? Bunları, bilgisayar var mı? Eğitimli. Bunların hiçbirisinde okey var denmediği için engel oldum. Fakat sonradan sanıyorum Konya'nın kaçıncı senesiydi bilmiyorum. Bir yıl dönümü, yani o akademinin kuruluşunun bir yıl dönümünde Hüseyin Erkan beni aldı, Konya'ya götürdü. O zaman Konya'daki meslektaşlarımla tanıştım. Gördüm onların yaptıkları işleri, becerilerini gördüm ve donanımlarını gördüm. Mükemmel bir şey olmuştu doğrusu. Ama her zaman kervan yolda düzülmüyor. Doğru. Tamam mı? Kervan yolda... Veya bir iki kervan olursa yolda düzülür de Arif abi. Yani 10 yani, tane kervanın yolda düzülme şansı yok. Tabii o kadar eksik ya. Kervan yolda düzülür mü? Yolda kalırsın arkadaşım. Şimdi ama bizim kervanın yolda düzüldüğü kurumlarımızdan birisidir Selçuk Üniversitesi. Ben orada doğrusu gezdim, beni de misafir ettiler bir iki gün. Gurur duydum. Evet, şimdi onun için bir planlama sürecini yaşamamız gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, modern teknolojiyi hala Türkiye kullanıyor.
Bizim eksiğimiz nedir biliyor musun? O teknolojide kullanılan aletleri yapamıyoruz biz. O çok önemli bir şey tabii ama ne yazık ki yapan ülkelerden satın alıyoruz ve onları kullanıyoruz. Kardeşim onlarsız da olur mu bu iş? Olmuyor işte. Ya neyse fazla konuştum galiba. Aydın Hocam sözü size, sağ olun Arif abi, hiç fazla konuşmadınız. Çok keyifli sizi dinlemek. Ama tabii yorulduğunuz zaman da söyleyin, biz sizi yormak istemeyiz yani. En azından tamam. Bugün istemeyiz. Sonra yine yorarız Aydın sizi. Aydın Hocam'ın sözünü kestim diye. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Aydın Hocam sözü sana veriyorum ama kenardan gelen bir iki tane şey var, mesaj var. Onu ileteyim. Adem Şentürk, Mustafa Adem Şentürk hatırlatıyor. Emirhan Hoca'yı da öyle derdi. Attım mı omzumdan Emirhan Algın kulakları çınlasın hocamız. Evet. Adem sevgiler sınıf arkadaşım Hüseyin Ali Köklü başkandan mesajlar var. Evet. Dolayısıyla buyurun Aydın Hocam sözü size devrediyorum. Şimdi Konya'dan açıldı tabii laf. Ben de aşağı yukarı kurulduğu tarih olarak 71'i hatırlıyorum ama daha sonra eğitim öğretime başlayışı 73'tü. Ve bu bölümün belki en çok dikkat çeken özelliği ki lafı hani bu bölüm için iyi şeyler yapmak isteği insanda nasıl doğuyor lafı oraya getirmek istiyorum. Biraz önce de dediğimiz pratik yapma, araziye çıkma, ölçü aletleriyle tanışma, onları kullanma, onlardan yani başarılı bir şekilde ölçüyü tamamlayabilme, oradan hesapları yapıp onu haritaya aktarabilmek o kadar keyif verici bir şey ki. Bu pratik eksikliği maalesef günümüzde öğrencilerle harita mühendisi arasındaki ilişkiyi zayıflattığını söyleyebiliriz. Yani geçmişe nazaran daha az pratik yapıyoruz. Bu sadece bizimle ya da uyguladığımız eğitim öğretimle ilgili bir konu değil. Çünkü biraz ekonomik tarafı da var. Üniversiteler özellikle yaz dönemindeki uygulamalara pek sıcak bakmıyorlar ve her sene pek çok bölümün bu yaz uygulamalarını yavaş yavaş geriye doğru çektiğini biliyorum. Ve bundan da büyük üzüntü duyuyorum çünkü mesele sadece hani iyi bir mühendislik eğitimi almaktan da öte öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması, iyi arkadaşlıkların kurulması, hoş anıların biriktirilmesi de çoğu zaman arazide mümkün. Çünkü o güne kadar hiç konuşmadığınız bir sınıf arkadaşıyla 3 hafta arazide aynı ekipte çalışıyorsunuz. Yani bu çok farklı noktalara doğru götürüyor sizi. Ve bunun beceri anlamda size kattığı şeyleri görünce mesleğe karşı ilginiz her zaman daha çok oluyor. Ve aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla kendi dönemimden bildiğim çok az kişi bölüme çok isteyerek geldiğini hatırlıyorum ama mezun olduğunda belki bu yarıdan fazlaydı memnuniyet oranı. Çünkü herkes kolaylıkla iş bulabileceğini ve bunun için yeterli eğitim ve donanıma sahip olduğunu düşünüyordu. Bu da mümkün oldu. Ama şimdiki dönemle kıyaslayacak olursak tabii ki çok sayıda okul, çok sayıda mezun bu işleri biraz daha maalesef zorlaştırdı. Artı dediğim gibi biraz da bu pratik anlamdaki eksiklikler maalesef günümüzün ele alınması gereken, daha dikkatli, planlı bir şekilde ele alınması gereken önemli başlıklarına dönüştü. Teşekkürler Aydın Hocam. Şeyi bahsederken arazi çalışmalarının önemi, aslında arazi çalışmaları bir nevi, ben bunu Boğaziçi'nde de biz inşaat mühendisi öğrencilerine de aslında surveying dersini bir ay boyunca veriyorduk yazın. Yani yıl içinde dersi yapmıyorduk, sene sonunda sabah ders, öğleden sonra uygulama olarak yapıyorduk inşaat mühendisi öğrencilerine. Fakat o da sanırım 3-4 sene önce falan onlar da inşaat mühendisi bölümü de dersi hani gerekli olmadığını karar vererek yeni, daha doğrusu yeni öğretim üyeleri buna gerek olmadığını düşünerek dersi kaldırdılar. Fakat görüyoruz ki o dersin eksikliğini öğrenciler çekerek bize, bir inşaat mühendisleri bile bir harita kadastro mühendisiyle aynı lisanı konuşması için çok önemli bir dersti bu. Yani kod kesit, istikamet rölevesi, işte ne bileyim harfiyat hesabında olsun, su basmanının belirlenmesinde olsun. Yani inşaat mühendisleri de biz haritacılarla çok ortak çalışıyorlar. Aynı lisanı konuşmak çok önemliydi. Onun dışında da mesela posta diyorduk biz, arazi posta şeyde, okuldayken.
Aydın Hoca'nın da söylediği gibi yani birbirine bazen biz İTÜ'de sıralama yani 184, 0184, 601'den işte 705'e kadar 105 kişi alınıyordu diyelim sıralama vardı. Böyle parçalamışlardı. Yanarım 6 ya da 8 kişilik gruplara ayırmışlardı. Aslında birbirini hiç tanımayan insanlar öyle denk geliyordu. Bir anda aynı gruba düşüyorsun. Askerlik gibi ben bunu diyordum. Tamamen şans yani. Hiç aslında birbirini tanımayan, aralarında birbirini çok iyi tanıyan arkadaşlar da olabiliyordu. Ama o bir ay sonunda birbirini çok iyi tanıyan, birbirleriyle yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşlar kanlı bıçaklı olabiliyorlardı. Arazi çalışmasına çünkü herkesin çalışması lazım yani. Tabii, tabii, 8 tabii. Kişilik grupta 3 kişi yatarsa diğer 5 kişiye o yük düşeceği için aslında çok önemli. Yani paylaşım, bir kişinin yaptığı hata aslında grubu komple cezalanmasına, başarısızlığına yol açabiliyor. Çok ciddi bir öğreti aslında, hayat öğretisi arazi çalışmaları. Onun için çok çok kıymetliydi. Haluk Hocam, aslında bu arazinin önemiyle ilgili Google Earth'te bugün biraz akşam neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz diye düşünürken özellikle bu yer yuvanın büyüklüğünün ölçülmesiyle ilgili biliyorsun bilimin ilk başlangıç aşamaları bunlar. Evet. Bunun tabii ki bir arazi kısmı var. Dolayısıyla bunlarla ilgili belki birkaç şeyler söyleyerek araziden insanların neler öğrenebileceğinin pratik uygulamalarıyla birlikte konuşalım diye aklımdan geçirmiştim. Eğer paylaşım yapabilirseniz Google Earth'ten bir şeyler göstermek isterim. Sanırım genel merkezden arkadaşlarımız ona devretmiştim ben. Share screen kısmını siz yapabiliyor musunuz? Şu anda host'u HKM olarak görüyorum. Tamam, share screen'den ekran paylaşımı yeşil şeyden bir şey paylaşabiliyor musunuz? Şu anda paylaşamıyorum ama herkese paylaştırsalar kim var acaba? Aslında sanki paylaşma izni var gibi geliyor ama en azından... Şöyle, şimdi geldi galiba. Tamam. Evet. Ekranda mı? Şu anda görüyoruz. Evet. Şu anda ekranda gözüken iki noktayı herhalde herkes tahmin ediyordur. Evet. Bunlar iki önemli değil mi? Yani referans noktası. İşte bir tanesi bugün ismini Siyen ya da eskiden Siyen, bugün Asuan diye bildiğimiz değil mi? Mısır kenti Nil'in kenarında. Buna karşılık diğer tarafta işte Eratosthenes'in çalıştığı milattan önce yaklaşık 250'li yıllarda Eratosthenes'in çalıştığı değil mi? İskenderiye Kütüphanesi. Ve problem ne? Yerin büyüklüğünü belirlemek değil mi? Tabii büyüklük deyince pek çok günümüzde anlaşılan genelde hep bir kürenin işte yer küre olduğunu biliniyor tabii o dönemde. Bunun büyüklüğünü belirlemek ama büyüklükten kasıt yarı çapı değil de çevresi. Çünkü yarı çapı ölçmek başka bir sorun. O dönemde pi diye bir sayı çok iyi bilinmeyen bir sayı. Yani bugün öğrencilerimiz bize sınavlarda bu tür pi ile ilgili soruyu, pi'yi kaç alacağız hocam diye sorarlar biliyorsunuz. Ki o dönemde hakikaten pi'nin kaç alınacağı daha henüz belli değil. Dolayısıyla yerin çevresinin ölçülmesi yarı çapının ölçülmesinden çok daha pratik ve kolay. Ve şöyle baktığımızda bu problem nasıl çözülecek? Değil mi? Arazide pratikte düşünme yoluyla çıkartmanız gereken bir takım sonuçlar var. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi işte gün ışıklarının değil mi bir kuyunun merkezine doğru düştüğünü deneyimlemek gerekiyor. Neresi bu? İşte yengeç dönencesinin çok yakınında olan bir noktadan bahsediyoruz. Bugünkü Asuan. Ve o dönemde bakıldığında aşağı yukarı şöyle neredeyse yengeç dönencesine çok yakın bir konumda bu şehir. Ve özellikle yaz gün dönümüne gelindiğinde güneş ışınları tam anlamıyla bu kuyunun dibini aydınlatacak düzeyde değil mi? Dimdik geliyor. Buna karşılık aynı günde tabii ki farklı senelerde de aynı olay tekrarlandığı için
ikisi arasındaki mesafenin ölçülmesi önemli bir sorun. Peki neyle ölçülüyor? O dönemki Herodot'un mesela tanımına göre stadyon denilen bir birim var veya stadya da deniliyor. Yaklaşık olarak 600 ayak demek. Hemen hemen 30 santimetreyle çarparsanız 1800 metre civarında. Ama tabii ki o dönemin kullanılan ölçü birimi stadyon ve bu iki nokta arasındaki mesafenin de yaklaşık olarak deve kervanları veya o dönemin Mısır ve Yunan uygarlığı kadastro yapabilmek için, yani vergi toplayabilmek için şehirlerin sınırlarını, uzaklıklarını ölçebiliyor bu tür yöntemlerle. Ve mesafe, bu 5000 stadyalık mesafeyi gören merkez açı aşağı yukarı yer yuvarının toplam merkez açısının 50'de birine karşılık geliyor. Şimdi buradaki lafı getirmek istediğim şey şu. Ölçmeciyiz ya, yapabileceğimiz, ki öğrencilerimizde de eğitim sırasında gördüğümüz en büyük hatalardan bir tanesi birimleri bir kenara yazmamak. Ve bu birimlerin eğer dikkatli seçilmesi sağlanmazsa sonuçlar çok çok farklı yerlere doğru gidebiliyor. Örneğin buradaki stadya mesafesi o dönemde 180 metre civarında alınırsa yer yuvarının yarı çapı, daha doğrusu çevresi yaklaşık olarak 42 bin kilometreye yakın bir sayı olarak çıkıyor. Buna karşılık eğer o dönemde farklı bölgelerde farklı şekillerde kullanıldığını da biliyoruz. Eğer 150-160 metre civarında alınırsa bu uzunluk gayet bugünkü bildiğimiz değere karşılık geliyor. Nedir bu değer? Yaklaşık 40 bin kilometre. Dolayısıyla deneyin o dönemdeki bildiğimiz ilk bilimsel deneydir bu. Hem tasarlanışı hem uygulanışı tam anlamıyla bir coğrafya bilgisi, bir mekan bilgisi, değil mi? Bir arazide pratik yapmayla ve bilimsel o güne kadar kazanılmış tecrübelerle yapılmış bir şey. Bu sonuca ulaşmak işte mesleğimizin belki bugünkü getirdiği noktaya bakıldığında hakikaten çok ama çok öğretici bir şey bize bu. Ve bunun benzer uygulamalarını başka zamanlarda tekrar edildiğini biliyoruz. Bir başkası, ben merak ettim. Yine bu şeyi yaparken, bununla ilgili bir hazırlık yapmak isterken, El-Biruni'nin yaptığı bir çalışma var biliyorsunuz. Nerede olduğunu, nerede çalıştığını duymuş muydunuz? El-Biruni, bugünkü işte aşağı yukarı Pakistan dediğimiz Afganistan, daha doğrusu o coğrafyanın yaklaşık olarak milattan sonra 10. yüzyılda yaşamış. İnternetten biraz uzunca bir araştırmayı yaptıktan sonra onun çalıştığı ve gözlem yaptığı gözlem evini buldum. Ve şu anda ekranda gözüken haraveler bugün işte yıkık olarak kalmış. Aşağı yukarı şöyle yüksekliklerine falan bakılacak olursa birkaç yüz metre yüksekte bir yer. Ve onun yaptığı ölçme biliyorsunuz çok özeldir. Aşağı yukarı o güne kadar bilinen teknikten çok daha farklı bir teknik. Yapmaya çalıştığı şey, belki şuradan gösterebilirsem. Şu. Şu anda ekranda mı? PDF dokümanı ekranda mıdır? Evet, şu anda görüyoruz. Tamam. PDF'den biliyorsunuz, haritayı görüyoruz hocam. Haritayı mı görüyorsunuz? Belki paylaşımı yenilemem lazım. Şimdi geldi mi? Evet. Tekrar. Paylaşalım. Evet, şu anda aldık. Şimdi yani arazide çalışmanın ne demek olduğunun en iyi, en güzel örneklerinden bir tanesi bu. Düşünün, hem olayın tasarlanış biçimi,
hem de coğrafyanın bize kazandırdığı şeylerden bir tanesi ve hakikaten dönemindeki en iyi uygulamalardan birisi. Yaklaşık olarak 150-200 metre civarında yüksek bir şeyden, ne diyelim, görüşü açık olan bir araziden ki güneye doğru bakıyor şu anda. Elburi'nin bu tarihlerde yaptığı gözlem sadece ve sadece bir ufuk düzleminden yeryüzüne bir teğetin ölçülmesinden ibaret. Yani şurada görmüş olduğunuz alfa açısının ölçülmesinden ibaret. Dolayısıyla yerin yarı çapını buradan türetmek çok artık pratik. Yapılması gereken ya da ölçülmesi gereken tek şey aslında noktanın yüksekliği, bulunduğunuz zemin noktasının yüksekliği ki şu ekranda gözüken yeşil düzlükler hemen bugün bildiğimiz pratik ölçme derslerinde de gösterilen topografyanın yüksekliğinin ölçülmesinden ibaret. Bildiğimiz düşey açı ölçümüyle bu yüksek noktanın zeminden, düzlükten ne kadar yukarıya doğru çıktığını hesaplayabiliyorsunuz. Eğer geriye kalan alfa açısında ölçebiliyorsanız yer yuvarının yarı çapını çok basit bir trigonometrik formülle çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla hakikaten arazide çalışmak, araziyi tanımak, yer küreyi iyi gözlemlemek insanların ufkunu açan ve nerelerden nerelerin haritalanabileceğinden tutun, değil mi? İnsan zihninin bugünkü getirdiği nokta açısından çok anlamlı şeyler ve bu çalışmalar inanın mesleğimizin daha ileriye gitmesini istiyorsak bu tür pratikleri bizzat arazide çalışarak öğrencilerimizle daha fazla bu pratikleri tekrarlayarak kazanabiliriz. Umarım bu tür uygulamaları daha da ilerleyen dönemde arkadaşlar değişik şekillerde yapma fırsatını bulurlar. Hem arazide çalışmanın güzelliği hem de mesleki anlamda bir şeyler üretebilmenin başarısı bugün işte görmek istediğimiz mesleğimizi daha ileriye doğru götürebilecek şeyler. Bunları kısaca şöyle bugün konuşmak için aklıma gelen birkaç başlıktan birisiydi. Laf araziden açılınca bunları da paylaşmak istedim. Teşekkürler Aydın Hocam. Sen de bizi 21. yüzyıldan 10. yüzyıla doğru götürdüm şöyle biraz, evet, geriye doğru götürdüm. Hızlı bir flashback mi oluyor? Böyle hızlıca bir geriye dönüş yaptın. Evet. Aslında bir soru soracağım da, demin şeyden konuşuyorduk. Bölümde bazı arkadaşlar hani çok bilmiyordu mesleği. Hani bilmeyen arkadaşlar da var diyordun, değil mi? Yani hani, ya da soruyu şöyle sorayım. Arif abi bu mesleğe bilerek adım atmıştır diye düşünüyorum. Doğru mu Arif abi? Sen haritacılığı bilerek bu mesleği seçtin. Yoksa tesadüf eseri değildir herhalde, değil mi? Hocam özür dilerim ama ben tesadüfen öyle oldum. Öyle mi? Evet, çünkü lise eğitimi yapamıyordum. Yapacak durumda değildi ailem. Yatılı okul seçmem gerekiyordu. Askeri okulda sınavı kazandım. Ama rahatsızlandığım için küçükken o iş kaldı. Sonra Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bir tanıdığımız bizim bu okulu liseyi tavsiye etti. 3 yılda ekmeğini eline alıyor dedi. Ve ben oraya öyle gittim ama çok da sevdim sonradan. Tamam mı? Arkadaşlarım, yatılı okudum 3 yıl tamamen. Hı hı. Yani bambaşka bir şey. Tamam. Sizin lafınızı bölmüş olmayayım. Buyurun. Estağfurullah. Tamam. Şimdi ben de diyorum ki ben mi tek bilmeden giren ben miyim diyordum ama yok. Bundan, benden çok daha önce de bilmeden ya da nasıl diyeyim, hani isteyerek bilerek değil de tesadüf eseri girenler olabiliyor. Evet. Aydın Hoca'ya da sorayım da ondan sonra ben kendi hikayemi anlatayım biraz. Bir eğlence olsun. Aydın Hocam sen nasıl? Valla ben işte dediğim o ilk tecrübeyi akrabam sayesinde yaşayınca bölümü çok sevdim ve Türkiye'de o gün ben girdiğimde 4 bölüm vardı. Ve 4 bölümü de arka arkaya sıraladım. Belki bir soru daha yapamasam Selçuklu sıralamanın sonundaydı. Tabii o dönem biliyorsunuz hep puanlar itibariyle yazıyorsunuz. Yüksek ki halen de öyle. Sanırım 63 kişilik bölümde 60. sıradan girdiğimi hatırlıyorum. Ama
hakikaten istediğim bir bölümdü ve sonuçta da hedefimize ulaştık. Değil miydi? Sınava girmeden önce mi tercihte bulunuyordunuz? Tabii tabii. Yani 1988 yılında liseden mezun olduktan sonra ilk denememde pek başarılı olmadığım için bir sene daha beklemek istedim. Ama bir sene daha beklerken de bölümü tanıma şansım oldu. Daha iyi. Çünkü aynı zamanda tanıdığımız birkaç harita mühendisi de vardı. Bürolarını da zaman zaman görüyordum ne yaptıklarını ki o dönemler yavaş yavaş bilgisayarların artık meslekte kullanılmaya başlandığı şeyler dönemlerdi. Ve bir takım kadastro haritalarını planlı olarak bu şeyde ekranlarda gördüğümü hatırlıyorum çizgilerini. Tabii işin içerisinde hem bilgisayar var, hem arazi var, hem hesap var. Bunlar bir araya gelince beni daha da fazla cezbetti ve yani neticede bu dört bölümü de arka arkaya çizmiş olduk. Ne mutlu sana Aydın Hoca, bilgisayar falan var diyorsun. Biz bilgisayar görmemiştik. Yani ben de 84 girişliyim. Evet. O zaman bizde bilgisayar yoktu. Hani biz ne okumuştuk? Fortran 7, Fortran 77'ydi galiba bir evet. Dersleri vardı ama hani bilgisayarda değil de daha çok programlamayı kağıt üstünde yazıyorduk derslerde. Ben de biraz kendimden, yani benim hikayeden de bahsedeyim. Ben de Arif abi hiç bilmeden girdim. Şöyle işte ben çok küçük yaşta babamı kaybetmişim. Orman Yüksek Mühendisi rahmetli. Ama önümde de böyle çok böyle önümde yani annem de çok genç evlendiği için o da lise eğitimini yarıda kesmişti. Dolayısıyla önümde de bir örnek yok. Ne olabilir? Dedem de esnaf, annemin babası. İşte ben de hayalim bir İstanbul'da doğduk büyüdük. Bir üniversite okuyayım. Hani bir altın bileziğim olsun annemin dediği gibi ama dede mesleğine devam edeceğiz biz. Öyle düşünüyoruz. Üniversite sınavına giriyorum. İşte sınava girmeden önce, birinci sınava giriyoruz. İkinci sınava girmeden önce tercihleri teslim ediyoruz. Şimdi 24 tane tercih yapabiliyordunuz. 18 tanesi 4 yıllık, 6 tanesi 2 yıllık. Evet. Sadece 18 tercih yazdım. 4 yıllık bir yere gireyim. Hani çünkü askerliği de kısa dönem yapalım veya yedek subay yapacağız. Ama esnaf olacağız. Şimdi o kadar değişik meslek dalları var ki. O zaman tabii tıp çok popüler yine her zaman olduğu gibi. Petrol mühendisliği vardı mesela. Uçak mühendisliği vardı. Uçak mühendisi en üst mühendislikte alanlardan. Petrol mühendisliği çok yüksek puanlı. Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar, elektrik, elektronik var ama mesela bugün adı duyulmuyor yani uçakla mesela petrol mühendisliği çok yukarılardaydı. İşte böyle sıradan yazıyorsunuz. İşte baba mesleği, babamın arkadaşları, üniversite profesör falan onlar yaz diyorlar. Babamın bir işte yine bir arkadaşı tıp doktoru onu yaz diyor. Ya benim kısaca 18 tercihimde 16 tane falan farklı meslek dalı vardı. Yani tıp da vardı, bilgisayar mühendisliği de var, her şey vardı. Sıralama yani o zamanki Aydın Hoca'nın dediği gibi tamamen puan sırasına göre yazdık. Bir net daha yapsaydım, ya birkaç net yapsaymışım inşaat mühendisi olacaktım. Birkaç tane az yazsaydım kimya mühendisi olacaktım. Jeodezi, fotogrametri. Sınav sonucunu aldık ama ben ne olduğunu bilmiyorum. İnanın. Şimdi, adı da yabancı çünkü. Komşular var. Esnaf komşular. Tamam diyorlar sen madenci. Buradan maden ararsın. Altın bulursun falan. Yani böyle esprilerle karışık. Ben tamamen tesadüf eseri işte okula girdim. Ama ben de girdikten sonra sevdim. Yani fena da bir öğrenci değildim. Sonra da işte sadece orada da kalmadı. Hadi okul bittikten sonra bir sene asistanlık yapayım dedim. O sırada yine Emirhan Hoca, Emirhan Algül dedi ki Boğaziçi'nde de böyle bir bölüm var dedi. Yeni açıldı. Hadi git bak sen orada İngilizcen de var. Orada hızlı ilerlersin. Öyle olmuyormuş tabii. Yeni kurulan bölümde çok hızlı ilerleyemiyorsunuz. Çünkü bir sürü eksiklikler var ya da altyapılarda. Ama işte bir de Onur Hoca var. Onur Hoca da zor biridir biliyorsunuz. Yani evet, evet. Dinlemez olur muyum? Şu anda Onur Hoca çok pamuk. Herkes böyle çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Babam saygı duyuyorum ama çok zor bir hocaydı. Yani evet, ben doğru. 4 senede dereceyle lisans eğitimi almış biri. Master doktora eğitimi 12 sene sürdü. Diyorum bu benim çok fazla tembelliğinden değil. Hocanın da çok titizliğinden kaynaklı ama evet, iki de diyorum o gün için. Bunları yaşamışım ben. Hem arazi tecrübelerini edinmişim, hem hocanın zor beğenmişliğini, yani sürekli bazı şeyleri tekrarlanmasını iyi ki yaşamışım.
Onları yaşadıktan sonra da hayatın ilerleyen kısımlarına bazı şeyler çok hızlı gelişti. Yani doktora da falan kaybettiğimi düşündüğüm süreleri aslında akademik hayatın işte doçentlikte, profesörlükte çok daha hızlı ilerledim. Dolayısıyla bugün genç arkadaşlara da söyleyeyim, dinleyenlere. Bugün sizin için kayıp, vakit kaybı olduğunu düşündüğünüz, engel teşkil ettiğiniz birçok olay aslında ilerleyen hayatınızın ilerleyen aşamalarında size büyük önemli kapılar açıp hayatın basamaklarının daha hızlı çıkmanıza da vesile olabilir. Onun için hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak lazım ve çalışmaktan, yani çalışmaktan da başka bir şey yok. Yani hep çalışmak gerekiyor. Aydın Hocam, sizin neler, başka ilave edebileceğiniz bir şeyler var mı? Saatimiz kaç? Biz programa, sohbet güzel ama evet, sohbet saat 9'a geliyor galiba. 9'a 3 dakika var. Gibi galiba. Sohbet güzel, devam eder. Bizler birbirimizi, korona olmasa, Arif abi falan yaz kamplarında falan da çok sıkça gördüğümüz hep böyle özlemle oralarda buluşuyorduk. Son maalesef geçen sene yapamadık değil mi? Bir tek geçen sene zor gözüküyor, bilmiyorum. Genel merkez bu konuda ne düşünüyor ama hakikaten zor gibi. Önümüzdeki yıl da zor hocam. Evet, yani çünkü öğrenciler özellikle hem örgütlülük anlamında hem mesleği, meslek birlikteliği adına hakikaten çok örnek alınabilecek bir uygulama diyelim, yani yaz kampları. Çünkü orası sadece ne bileyim eğlenmek, gezmek için ya da tatil yapmak için bir olay değil, bir organizasyon değil. Orada hem sosyoloji, hem psikoloji, hem siyaset, hem toplum bilim, evet, çok farklı konularda tabii ki işin içinde eğlencesi de var. Öğrenci arkadaşlar çok büyük kazanımlar elde ediyorlar. Ümit ediyorum ki bu kötü günleri, sağlıksız günleri bir an önce atlatırız da güzel günler bizi bekliyor. Onu ümit etmek istiyorum hep. En kısa zamanda da bu yaz kampları tekrar şey olur. Başlar. Olur, evet. Evet Arif abi, ne yapalım? Yavaş yavaş noktalandıralım mı sizde? Bir iki şey eklemek istiyorum. Eğer izniniz varsa, vaktimiz de varsa. Var bakayım. Bir defa bu, ben müze hastası olduğum için müze olmasını özlemlediğim bina gerçekten tam müze olabilecek bir bina. Ama Sultanahmet'te olmasının ayrı bir önemi var. Sultanahmet Türkiye'ye gelen ve İstanbul'u ziyaret eden turistlerin en çok ziyaret ettikleri alan. Mavi cami, yani Blue Mosque dedikleri cami, evet. Onu görmeye geliyorlar. Ama o çevrede biliyorsunuz dikitler var falan. Yani yeraltı sarnıcı var falan. Özellikle Türkiye'nin en çok turist alan noktası orası. Şimdi ben istiyorum ki müzeyi orada açarsak, müze kendi kendini satacağı ürünlerle, broşürlerle, kitaplarla, kendi kendine haritalarla kendi kendini finanse eder. Devletin diğer kurumlarına ihtiyaç duymaz. Onun için Sultanahmet'teki bina çok önemlidir. Ondan ötürü orayı istiyorum. Bir başka şey soracağım size izninizle. Ahmet Aksoy abi, benim abimdir o. Ben hiç ona hocam demedim. Hep abi dedim. O bana şey demişti. Almanlarla birlikte bir arazi yer hareketleri ölçmesi yaptık. O hocam devam ediyor mu? Bilginiz var mı? Yoksa belli bir sürede o yapıldı, bitti. Artık şey yapılmıyor mu? Benim çünkü bilgim... depremsellikle ilgili ölçmeler bayağı önemli ülkemiz için. Evet hocam. Taş kesti Gerede bildiğim kadarıyla hocaların. Daha önce yine İsmet Paşa'da çalışmaları vardı. Taş kesti Gerede olarak. Ama aynı çalışmalar aynı bölgede sürmese dahi biz en azından Kandilli olarak o çalışmaları sürdürüyoruz. Yani İsmet Paşa'da sürdürüyoruz. İznik'te sürdürüyoruz. Akyazı'da sürdürüyoruz. İznik, Sapanca, Akyazı, bu buradaki bölgelerdeki sürekli rutin ölçüleri devam ettiriyoruz. Çok güzel, gayet güzel. İhtiyaç var. Daha da genişledi. Yani pek çok grup var çalışan. Evet. Ülkemizde hakikaten bu alanda çok çok önemli sonuçlar ve çalışmalar elde edilmeye başlandı son yıllarda.
ve Türkiye'nin özellikle Kuzey Anadolu fay hattı ki hocam zaten bu işlerin içerisinde sürekli pek çok alanına yayıldı. Evet. Özellikle yer kabuğunun hareketlerinin çok ne diyelim kötü sonuçlarının olabileceği tehdit altındaki bölgeler şu anda oldukça ileri tekniklerle gözlendiğini ve her türlü hareketinin çok yüksek doğruluklarla tespit edildiğini söyleyebiliriz. Yani bu mesleğimizin de çok özel uygulamalarından biri haline geldi. Ve giderek daha da iyi teknolojilerle daha iyi sonuçları göreceğiz. Evet. Şu anda öğrencilerimizin belli bir kısmı bu alanda uzmanlaşmak istediklerini de görüyoruz. Zaman zaman üniversite tercihlerinde lisansüstü yapmak istediklerindeki önemli motivasyon kaynaklarından biri oldu bu. Tabii acı tecrübeler yaşıyoruz. Ama bir taraftan da bununla ilgili sorunları çözmeye hevesli, bu tür çalışmalarla ülkesine ve yaşadığı bölgeye katkı sunmak isteyen, şeyler yapmak isteyen gençler çıkıyor. Bu da sevindirici tabii. Evet. Ben son bir söz söyleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki Arif abi. Bütün bizi izleyenlere, meslektaşlarıma, hocalarıma, öğrencilere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Benim fikri dağınıklığımı bu sefer mazur görün. Hoş görün. Allah. Çünkü ben gerçekten fikri bir dağınıklık içerisindeyim. Bunun da aldığım ilaçlarla etkisi olabileceğini söylemişti doktor bey. Beni bağışlayın. Arif abi estağfurullah. Yani şöyle biz böyle bir şey fark etmedik bu arada. Yani siz söylüyorsunuz hiç fikri dağınıklık falan yok. Her şey çok mükemmeldi. Yani en azından biz bir şey fark etmedik onu söyleyeyim özellikle. Teşekkür ederim. Bir şey önerebilir miyim? Tabii şimdi ki. Üniversitelerle ilişkiniz var. Üniversitede hala hocalık yapıyorsunuz belki de bilmiyorum sizi. Aydın Bey yapıyor. Ben şimdi evet. Araştırma görevlisine müze konusunu lütfen verin. Araştırma görevlisi biraz merak etsin bu işi. Öyle değil mi? Doğru, lütfen doğru. Öğrencilere söyleyin. Harita Kadastro Tapu Derneği'ne üye olsunlar. Onlar üstelik öğrencilere öyle yıllık aidatı bilmem ne diye falan para mara yok. Öğrenciler ama şimdiden başlasınlar bu mesleğin içine girmiş olsunlar. Müze derneğindeki arkadaşlarıma beni bağışlamaları istiyorum. Onlar çok emek veriyorlar bu işe. Çok emek veriyorlar. Lütfen siz de hocalar olarak onlara sözünüz geçer. İyi akşamlar tekrar. Sağ olun Arif abi. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Aydın hocam vermeden önce yanda yine ben bir YouTube kanalındaki birkaç tane genelde bütün meslektaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız çok iyi dileklerini iletmişler. Çok selam sevgilerini sunuyorlar. Çok memnun programdan, çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Birkaç tane de arada böyle şeyler var, notlar var. Onu da iletmek istiyorum. Mesela tabii. Eğitim sürecinde Sonalp 74 kodlu izleyicimiz, eğitim sürecinde çalışma hayatının aktif çalışan gönüllü mezunlar dahil edilirse hem öğrenciler hem de hocalarımız için olumlu sonuçlar alınabilir. Her kurumdan, her firmadan gönüllüler mutlaka çıkar. Bu aslında bazı derslerde, mühendisliğe giriş gibi derslerde, özellikle bazı üniversitelerde aslında pratik hayatta deneyimi olan meslektaşlarımıza davet edilerek kendi deneyimleri paylaşılıyor. Belki bu önerisi de arkadaşımızın birçok üniversitede uygulanırsa hakikaten çok faydası olacaktır. Bir hem kurslarını açarlar hem pratikte neler olduğunu görürler. Mustafa Önder, doğruysa Mustafa Önder büyük abimiz diyelim. Geçmişi bilmeden bugünü doğru değerlendirmek, bugünü doğru değerlendirmeden geleceği öngörmek olanaksızdır diyor. Ardından da şunu ilave ediyor. Bu nedenle harita mühendisliği bölümlerinde Türk ve Dünya Haritacılık Tarihi adlı bir ders mutlaka okutulmalıdır diye. Evet, evet. Önemli bence bir tespit. İşte bu tarih dersleri olsa işte haritacılık müzesini kurmak için Arif abi veya rahmetli hocamız Ahmet Hoca veya değerli büyüklerimiz bu kadar çaba sarf etmezdi bence de. Bunun önemi çok daha hızla öne çıkardı. Yine
bilmeden mesleğe giren arkadaşlarımız bu konudan dem vuruyorlar. Sohbetin çok keyifli olduğunu söylüyorlar. Yaz kampı Arif abiye kalp yollayanlar var, İrem Tomurcular. yani hatırlanıyorsunuz Arif abi, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Her şekilde. Ne mutlu bana. Evet, şimdi bakın, bu bizim yaz kamplarımızın sanıyorum şimdi 18.si yapılacak. 17'si bitti geçen sene sanıyorum, yani yanılabilirim. 18. olan kurultay olabilir Arif abi. Olabilir. Ama yani 20'ye yakın bizim yaz kamplarının şeyi. Bunu biz başladıktan sonra diğer bölümler, elektrikçiler, mimarlar, inşaatçılar, makinacılar denediler. Bu kadar uzun soluklu hiçbir şey olmadı. Hatta ben bizim yönetim kurulu, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'na dedim ki bunun belgeseli yapılmalı. Belgesel 17-18 sene veya 20 seneye yakın bir alanda bir kurum hiçbir destek görmeden doğrusu kendi başına bir toplantı yapıyor ve aydınlatıyor çocukları. Ay. Kesinlikle Arif abi, çok sağ ol. Bir not daha, Hatice Başözmen meslektaşımız diyeyim. O da uzun çalışma saatlerinden kadastro ihalelerinde şirketleri de mühendis olarak çalışan harita mühendislerinin durumunu konuşmalıyız diyor. Bu konular hakikaten önemli konular. Eminim ki HKMO genel merkezimiz de bu konuda bildiğim bu konuda komisyonlar var, önemli çalışmalar yapılıyor. Tekrar bunların gündeme gelmesi, tabii ki çok konuşulacak konular var. İşte ihalelerde yapılan kırımlar. Ya ben hep şunu söylüyorum. Yani biz 100 liralık bir işi 10 lira vererek alınsa, 90 liraya da alınsa, sonuçta bu işi bir kurum yapıyor, bir firma yapıyor. Yani değer mi mesleğimizi bu kadar değersizleştirmek? Yani bir 100 liralık bir iş varsa bunu 95 liraya belki yapmamız lazım. Yani ben ilk mesleğe başladığım zaman da 1988'de de görüyordum. Ne acı ki aynı sorunlar 2021 yılında da devam ediyor. Biz yani mesleğimizi değersizleştirmememiz lazım. Yani çok ucuza gitmememiz lazım. Çok önemli bir meslek yapıyoruz. Bir mesleği uygulamasını yapıyoruz. Yani biz olmasak, temelde biz olmasak ne inşaat mühendisi ne mimarlar iş yapabilir. Tabii hiçbir şey yok. Bunun maalesef kıymetini bilmiyoruz. Çok mütevaziyiz. Tabii ki mütevazi olalım. Hayatta mütevazi olmak iyi ama mesleğimize de sahip çıkalım. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Evet, çok önemli. Buna bir yükleme yapabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Aslında hakikaten eğitim, öğretimi değerlendirmek, bununla ilgili paydaşların görüşlerini almak, bunlardan istifade etmek ki biraz önce katılımcımız, dinleyicimiz hemen hemen benzer şeyleri de söyledi. Hani deneyimli mühendislerin eğitim süreçlerinde katılması bizim tabii ki beklentilerimizden bir tanesi. Ama bu çok da kolay olmuyor. Bazen bizim eksikliğimizden ya da etrafımıza yeterince dikkatli bir şekilde bakmayışımızdan da kaynaklanabiliyor. Bazen de işte bu kişilerin doğrudan doğruya bizlere başvurması ya da bizimle iletişime geçmesini de istediğimiz durumlar olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Odamız bu konuda hakikaten bu tartışma ortamını yaratmak anlamında çok önemli bir görev, sorumluluk üstlendi. Üstleniyor da. En son geçen yıl bir etkinlik gerçekleştirildi. 70. yıl sempozyumu diye. Daha doğrusu bir mini İstanbul Şubesi'nin gerçekleştirmiş olduğu bir eğitimdi. Ve bu eğitim, bu şey sırasında, etkinlik sırasında bütün bölümler katıldı. Hem bu kontenjan sorunları hem öğrencilerin genel olarak akademik başarısı değerlendirildi ve birçok somut tespitlerin yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin ve hocaların, artı ki bu paydaş grubunun en büyük kesimini temsil ediyor bu iki grup, bunlarla birlikte özellikle mezunların burada çok önemli bir rolü var. Çünkü pek çok bölüm yavaş yavaş kendi mezunlarını takip edebilmek için stajyer gönderdiklerinde geri dönüş
almak istiyorlar. Yani öğrencilerin pratikte kazanmış olduğu teknik eğitimle birlikte ne derecede yetkin olduklarını anlaşılabilmesi için ve bunu eğitim sürecine dönüştürülebilmesi için biz bu tür dönüşleri çok önemsiyoruz. Hani bölümler eğer gerek işveren gerekse bu tür yeni mezunları çalıştırmış kişileri daha sıkı bir şekilde takip eder, bölümlere gerekli donanımları sağlarsa eğitim sürecine mutlaka ve mutlaka olumlu yansıması olacaktır. O açıdan bu bir aile problemidir. Öyle bakmak lazım bu sürece. Ve bir araya geldiğimizde bir meslek örgütlüğü altında bu konuyu konuşup, tartışıp bir sonuca bağlayabiliriz. Belki en iyisini yapma şansımız olmayacak. Ama en azından sorunları görüp çözüm üretme şansımız olacak. Teşekkürler Aydın Hocam. 18. kurultayda da o yüzden ele alacağımız başlıklardan bir tanesi. Hem üyelerimizle hem de öğrencilerimizle buluşup bu konuyu ayrıca masaya yatıracağız. Evet, çok önemli tespitlerinizle. Biraz önce aslında benim de toplantının ya da sohbetimizin arasında başında, daha doğrusu söyleyeyim, bu İstanbul Şube'nin yaptığı etkinliğin adını siz söylediniz aslında. 70. yıl etkinliğiydi. Orada dediğiniz gibi bunun bir çıktıları falan da, somut çıktıları da olmuştu. Ya işte bizim problemimiz şurada aslında Aydın Hocam. Biz hep konuşuyoruz da çıktı da yapıyoruz ama bunu uygulama konusunda biraz zayıf kalıyoruz. En büyük, yani aslında bu biraz sadece meslek olarak değil, toplum olarak böyle bir sorunumuz var. Biz çok güzel hatalar yapıyoruz, çözüm önerilerini yapıyoruz. Bunları çok güzel yazılı hale getiriyoruz. Fakat bizim en büyük eksikliğimiz uygulama eksikliği. Bu da maalesef bizim Akdenizli kanımızdan mı diyelim, Orta Doğu şark kültürümüzden mi diyelim. Yani böyle bir hızla başlıyoruz işe. Böyle sorunları anlıyoruz, üstüne gitmeye çalışıyoruz falan ama çabuk yoruluyoruz. Yani ya da çabuk vazgeçiyoruz ya da o kadar dinamik bir ülkede yaşıyoruz ki, gündem o kadar hızlı değişiyor ki, biz bir şeyle uğraşırken çok yeni gündemler geliyor. Gündemi yakalayamıyoruz, kaçırıyoruz. Ümit edelim bundan sonra, yani tespitleri yaptıktan sonra, çözüm önerilerini de bulduktan sonra çözüme yönelik adımları çok daha hızlı atalım. Yoksa bizler zeki insanlarız, yani problemi çok rahat tespit ediyoruz. El birliğiyle bu sorunları giderebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada yine notlarda yine meslektaşlarımız Haluk Hoca, sevgili Haluk Konak hocamız selamların sevgilerini iletiyor. Geçen dönem ikinci başkanımız Genel Merkez Turgay abinin selamları var. Meslektaşlarımız, yeni katılan arkadaşlarımız var. İşte yeni bölümler konusunda, yeni açılan bölümlerde kontenjanlardan bahsediyorlar. Yani bu konular hep konuşuldu, yine konuşulacak. Başka ilave etmek istediğiniz bir konu var mı? Yoksa yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıralım mı? Yani biraz da böyle tadını damakta bırakalım ki bir sonraki sefere de şey olsun, malzeme bırakalım. Ne dersiniz? Evet. Arif abi. Tabii, yani ben doğrusu biraz yoruldum. Özür diliyorum sizden. Estağfurullah. Onun için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şu müze için çalışan bütün dostlar, Tevfik Hoca, Mehmet Selçuk, bu arkadaşlarım hepsinin ismini sayarsam, şimdi bir tanesini unutursam kırılırlar bana. Yaptıkları uğraş gerçekten önemlidir. Onlar zaten bunun bilinciyle devam ediyorlar işe. Onlara kolaylıklar diliyorum. İzmir'e gelmek zorunda kaldığım için onları yarı yolda bırakmış gibiyim. Hatta işin başında bırakmış gibi oldum. Beni hoş görürler umarım. Onlara başarılar diliyorum. Bütün meslektaşlarımı çok seviyorum ben. Onlara da başarılar dilerim. Sağ olun Arif abi. Çok teşekkür. Ağzınıza sağlık. Her zamanki gibi çok keyifliydi sizi dinlemek. Aydın Hocam, sizin son sözlerinizi alayım. Daha son sonra sözlerimi kurultay hatırlatması yaparak bitireyim. İsterseniz ekrana da hatta afişini de getirmek isterim. Olur. Şu anda sanırım ekranda olsa gerek. Ekranda evet. Değil mi hocam? Ekranda. Evet. Biliyorsunuz 2 yılda bir geleneksel olarak yaptığımız ve mesleğimizin en önemli faaliyetlerinden bir tanesi. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18.sini yapacağız.
Temamız çoklu afetler çağında kamucu politikalar oldu. Ve özellikle son yıllarda yaşadığımız hem bölgesel hem küresel diyelim, hatta yerel de olabilir, pek çok sorunun hem mesleğimize yansımalarını hem de genel olarak insanlığa, çevreye etkilerini konuşmak istediğimiz bir başlık oldu. Tabii ki sorunlar, özellikle çevresel anlamda sorunlar büyük. Sosyal, ekonomik problemler de var. Bunlar için neler yapılabilir? Kamucu politikalar nasıl oluşturulabilir? Bunları konuşacağız. Bütün meslektaşlarımızı bu etkinliğe davet ediyoruz. Çevrim içi gerçekleştirilecek. Önceki yıllardan farklı olarak ilk kez bir bugünkü toplantıda gerçekleştirdiğimiz gibi internet ortamında bu etkinliği yapacağız hep birlikte ve bütün üyelerimizin, dostlarımızın bu etkinliğe katılmasını ümitle bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Görüntüyü alırsak alacağım. Ben de yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Tamam. Ben öncelikle sizlere, değerli büyüğümüz Arif abiye, sevgili Aydın hocaya teşekkürlerimi sunuyorum eşlikleri için. Onun dışında bütün katılımcılara, meslektaşlarımıza, büyüklerimize, öğrenci arkadaşlarımıza, yakın gelecekte öğrenci arkadaşlarımız, yakın gelecekte meslektaşımız olacak arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sabırları, heyecanları, katkıları için, verdikleri destek için teşekkür ediyorum bu akşam. Tabii ki bu toplantıyı Dünya Haritacılar Günü veya Global Surveyors Days etkinliği, yani kapsamında yapılan bir seri etkinlikten bir tanesiydi bu akşam. Bu açıdan da genel merkez yönetimine, başta Ali İpek Başkan olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve tabii ki işin mutfağında olan tüm teknik ekibe, her zaman görülmez kahraman onlar. Arka planda çok çalışıyorlar ama yüzlerini göremiyoruz. Ben hepsini çok iyi tanıyorum, çok iyi biliyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. O zaman sizlerle birlikte bu akşamı kapatmak istiyorum. Sağlıklı günlerde, mutlu günlerde, çok gelişmiş bir ülkede en kısa sırada görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sürçü lisan ettikse affola. Estağfurullah. Estağfurullah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.